Serdar Turgut, önemli rapor, Amerika YPG'yi bırakmalı. Amerika'nın eğit donat programını bitirdiği ortaya çıktıktan sonra bugün uygulanan strateji sürdürüldüğü takdirde Amerika'nın bölgede büyük bir yenilgi alacağını ve El-Kaide'nin güçlenmesine neden olacağını söyleyen önemli rapor Washington'da tartışılmaya başlandı. Amerika's Way Ahead in Syria, Amerika'nın Suriye'de gideceği yol başlıklı rapor, Savaş Çalışmaları Enstitüsü ile Amerikan Enterprise Institute'un bünyesindeki Critical Threats Project, kritik tehditler projesi uzmanları tarafından ortak hazırlanmış. Washington'da bugüne kadar Suriye üzerine birçok rapor gördüm. Çoğunu da dikkatle okudum ama ben bu kadar titiz ve uzmanlıkla çalışılmış başka bir projeye bugüne kadar rastlamadım. İkisi de Washington'da çok saygı duyulan kuruluşlar olduğundan, özellikle Aid Donat programının sona erdirilmesinin ardından Suriye'de neler oluyor sorusunu sorgulayan çevreler bu raporu konuşmaya başladılar. Amerika El Kaide'yi güçlendiriyor hayli detaylı olan ve Amerikan istihbaratının kapsamlı bölge raporlarına dayandırılarak hazırlanan 40 sayfaya yakın analizin sonucunda Amerika, Suriye ve Irak'ta uyguladığı yanlış politikalarla istemeden de olsa El-Kaide'nin güçlenmesine neden oluyor deniliyor. Amerika'nın özellikle Suriye'de yaptığı yanlışlar nedeniyle örneğin terörist bağlantılı YPG'yi desteklemesi, İran'ın yayılmacı politikasına izin vermesi ve Esad rejimine tavır almamasıyla ılımlı sünni nüfusu korkutup yabancılaştırdığı Söyleniyor. Ilımlı sünni nüfusun İran'ın yayılmacılığından, YPG'nin güçlenmesinden korktuğu için bölgede kendisini koruyacağına inandığı El-Kaide'ye sempatiyle bakmaya başladığının vurgulandığı çalışmada eğer bu gidişata dur diyecek tedbirler alınmazsa bölgede hem Amerika'nın yenileceği hem de global cihat hareketine El-Kaide aracılığıyla yeni dinamizm getirileceği vurgulanıyor. Amerika'nın bölgede güvenebileceği ılımlı sünni ülkelerle birlikte çalışması ve sünni nüfusa umut verici olması gerektiği belirtiliyor. Bunlar Rakka operasyonu öncesinde bu harekatı YPG ile yapma bizimle yap Türkiye'nin tezleriydi. YPG'nin hem bölgenin nüfus yapısına uyumsuz olduğu hem de terörist bağlantılarının sünni Arap nüfusun tepkisine yol açacağını söyleyen Türkiye'yi Amerikan yönetimi o zaman dinlememişti. Bu raporda ise Türkiye'nin görüşünün doğruluğu ortaya çıkıyor. Raporu yazanlar Amerika'nın Türkiye ile çalışmasının zor olduğunu söylemekle birlikte, Türkiye'nin savunduğu tezleri de aynen raporda tekrarlıyorlar. Türkiye'nin bölgeye yönelik Amerika'dan farklı bağımsız politikaları amaçları olduğunu, bu yüzden Amerika'nın bölgede yeni yaklaşımlar getirmesi gerektiği de raporda yazıyor. Rapora rağmen Eğit Donat programının işlerliği üzerine ve YPG konusunda haklı çıkan Türkiye ile Amerika'nın zorunlu olarak birlikte çalışabileceğini söyleyen Washington'daki kaynaklar, raporun Mart ayında kaleme alındığını ve her her gün yeni bir gelişmenin olduğu Suriye'de o zamandan bu yana çok şeyin değiştiğini, Türkiye'nin eskiden sahadaki zorunluluklar ve taktik nedenlerle daha radikal gruplara vermiş olabileceği desteğin zayıfladığını ve Amerika'nın birlikte çalışılması gerekecek denilen gruplarla da çalıştığını vurguluyorlar. Bu yüzden Amerika'nın bölgede Türkiye ile çalışmaktan başka çaresi olmadığını belirten kaynaklar, Suriye'de gelişmeler hızlı oluyor, dikkatle izlenmesi gerekiyor diyorlar. Aynı kaynaklar İdlib'de El-Kaide'ye yakın duran grubun güçlenmesi gibi bir gelişmeye başka bölgelerde de izin verilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. İdlib'deki durumun düzeltilmesi ve başka bölgelerde aynı durumun ortaya çıkmaması için Türkiye ile çalışılmasının zorunlu olduğunu sonunda yönetimin de göreceğini belirtiyorlar. Bu kaynaklar Suriye'de Ürdün çalışılması üzerine fikir cimnastiği yapılabileceğini ama bunun pratikte çok zor işleyeceğini de söylüyorlar. Serdar Turgut, Habertürk